Manşete hoş geldiniz gündem. Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'in gözaltına alınması. Ankara'da üst perdeden yapılan açıklamalarda da bunun planlı, organize, düşünülerek, tarihi de belirlenerek atılmış bir adım olduğunu gösteriyor. Ve Ankara'dan yapılan açıklamalar özellikle Erdoğan'ın AKP grup konuşma, konuşmasında yaptığı açıklamalar süreci ve nasıl yol yürüneceğini net bir biçimde ortaya koyuyor ve Özgür Özel'e özellikle CHP Genel Başkanı'na salladığı parmak ve dört noktada verdiği ultimatom, dört noktada verdiği ayarda da önemli. Bütün bunların hepsine bakacağız. Ekranda Gazel, İran'da asılan Cemşit Şarmat'ın kızı. Susarak çok şey anlatıyor diyor. Doktor Savaş Porgam, sayılı İran uzmanlarından. 28 Ekim'de Cemşit Şarmat İran'da idam edildi. Dubai'de İran ajanları tarafından kaçırılıp İran'a götürülmüştü. Hakkındaki ithamları da son ana kadar reddetmişti. Ve bu kadın onun kızı. Ve sessiz bir video çekiyor ve susarak çok şey anlatıyor. Özellikle son dönemde İran'da kadınlara dönük baskıları ve kadınların buna direnişini resmediyor. Bir yönüyle protesto ediyor. Bir yönüyle İran rejimi uygulamalarını protesto ediyor. Bir yönüyle o kadınların yanında duruyor. Fakat burada ayrılıyor Gazel. Babası idam edilmiş. Ve babasının idamını artık sözün bittiği yer. Bu sessiz protestoyla protesto ediyor, paylaşıyor. Yüzündeki ifade, tavrı, duruşu. Evet dönelim. Tek gündem, gündem maddemiz var bugün. CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK-KCK Üyesi olmak suçlamasıyla sabah saatlerinde evi basılarak gözaltına alınması, evinin aranması ve başına gelen muamele. CHP Genel Başkanı çirkin oyunu büyük kumpası görüyoruz ne parçası oluruz ne de size teslim oluruz demiş. Bu görülüyor biliniyor 10-12 yıldır hissediliyor iliklerimize kadar toplumun iliklerine kadar ancak bu şekilde demeçle geçiştiriliyor. Önceki CHP Genel Başkanları da böyle geçiştirdi. Şimdiki de böyle. Tweet atandan, sosyal ağlarda itirazını paylaşandan farksız biçimde yürüyor. Toplum icraat bekliyor. Kamuoyu icraat bekliyor. Bu konuda ne yapacaksınız? Yetmedi mi? Sizi ne harekete geçirecek? Fakat muhalefeti oluşturan unsurlar bu da geçer yahu diyor. Bunu da atlatırız diyor. Acaba bu krizi nasıl toparlayacağız diyor. Sonra da bildiğini okumaya devam ediyor. İstanbul Emniyeti'nin uzun açıklamasında detaylar var. Şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dökümanlar. Parantez içinde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la İmral Adası'nda yapılan görüşmede sözde demokratik Özellik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi, kapa parantez, hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden filan 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 bilmem kaç kez iletişimi tespit edilmiştir diyor. Geriye doğru 10 yıldır 694 tekil kişiyle görüşme tespit edilmiş. Banka kayıtları, fiziki takip her şey. 10 yıl boyunca izlemişler, takip etmişler, evrak döküman biriktirmişler. Kendilerince delil, teknik neyse kanıt biriktirmişler ve 10 yıl sonra tam da bu zamanlamayla harekete geçmişler. Elbette siyasi bir hareket. Elbette Ankara'nın sarayın talimatıyla yürüyen bir hareket. Ankara'da zaten birkaç saat içinde bunu doğruladı. Bir taşla iki kuş. Bir, İmamoğlu'nun danışmanıydı ki özellikle Kürt seçmenle köprü kuran isim olarak biliniyor Ahmet Özer. İki, inşaat rantının yüksek olduğu Esenyurt'un düşürülmesi belki de hedefleniyor. Geriye doğru 10 yıllık inceleme, fiziki takip, 694 kişiyle iletişim. Hemen herkes de zaten bunu böyle cımbızlıyor. PKK terör örgütü üyeleriyle defalarca telefonla konuştuğu ve irtibatlı olduğu iddiasıyla. Şimdi bunların hepsi tek tek sorulacak. Vatan emniyete götürülmüş ve orada belli ki uzun süren bir süreç olacak. İstanbul Barosu açıklama yaptı. Avukatlar harekete geçti. CHP harekete geçti. Muhakkak bir hukuk ordusuyla bu konu takip edilecek. Fakat biraz sürecek ve zannediyorum bundan sonraki bir iki günü bu belirleyecek ve ne olduğunu nereye gideceğini iktidar muhalefet ilişkileri yönü, yönüyle de anlayacağız. Avukat Aslı Kazan CHP Genel Başkanı'nın gezici giyotin olarak adlandırdığı Akın Gürlek'e dikkat çekmiş ve İstanbul Başsavcılığı'na atanmasından kısa süre, süre sonra bu gözaltı olması anlamlıdır demiş. Bu Akın Gürlek'in altını çizelim birazdan geleceğiz. Ekrem İmamoğlu üst perdeden tepki vermiş ki İmamoğlu'na yürüyecekler bunu kendi de biliyor. Alttaki KJ ve İmamoğlu yalnız. Ve İmamoğlu ahmak davasında istinafta bekleyen dosyanın onaylanması, onanması neyse ondan sonra hakkında kes, hapis cezasının kesinleşmesiyle belediye başkanlığı düşecek. Belki cezaevine girecek veya ertelenecek neyse ya da siyasi yasak gelecek. Bilmiyoruz. Bütün bunların hepsini bekleyip göreceğiz ama bu bekletiliyor özellikle. Ve kendine doğru yaklaşan dalganın ya da dalgaların şimdi sadece bu olmayacak. Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına hareketle buna yeni dosyalar da eklenebilir. Tıpkı Selahattin Demirtaş meselesinde olduğu gibi. Yani Selahattin Demirtaş Kobani olaylarından suçsuz bulundu. Başka konulardan tutuldu tutuluyor. Anlatabiliyor muyum? Siz birini bir konuda alıyorsunuz. Aradan yıllar geçiyor. O düşse bile yeni eklenen konularla onu orada tutmaya devam ediyorsunuz. Değişmez taktik. 10-12 yıldır böyle devam ediyor. Yargıyı siyasetin ayarı için kullanan aklın bu ülkede artık iktidarı bırakma vakti gelmiştir diyor. Ama zannediyorum ki öyle gören gözler de bunu yakalıyor. Ekrem İmamoğlu'nun sahayı boşaltması veya önlerinden çekilmesini isteyenler var. Ki daha rahat yürüsünler, daha rahat belki de Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası yapsınlar gibi böyle bir düşünce de var. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Kitabın ortasından konuşmuş Sezgin Tanrıkulu. Yani siz diyor bir suç isnadı ile ilgili diyor dinleme yaparsınız, ek süre alabilirsiniz, teknik takip yapabilirsiniz ama bu 10 yıl sürmez diyor. Onun altını çizmiş bir hukukçu olarak fakat daha önemli konu şu. Bir savcının bürokraside ulaşabileceği en üst görev bakan yardımcılığıdır. Geçtiğimiz ay hakimken İstanbul'dan Ankara'ya bakan yardımcısı olarak atanan hakim şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Akın Gürlek. Geçen hafta 14. Ağır Ceza Ağır Cezalar Verdi Diyayder davasında doğrudan doğruya 2019'da İmamoğlu'nun kazandığı belediye seçimleriyle bağlantılıydı. O davanın başkanı şimdiki başsavcıydı. Bakan yardımcısı oldu. Başsavcılığa döndü ve savcı mütalasından çok üstünde bir kararla konu sonuçlandı diyor. Belli ki ahmakla düşürülse veya uçurulsa bile Ekrem İmamoğlu'na yeni bir takım dosyalar eklenecek ki burada böyle bir harekat görülüyor. Bir alan temizliği. 2018 geçti, 2023 geçti. Şimdi önümüzdeki dönemde muhtemel rakipler kimler? En güçlüsü kim? Oradan başlayarak. Bu arada Erdoğan Akşener hakkındaki bütün davalarından vazgeçmiş, avukatı açıklamış. Hakaret suçundan 3 soruşturma, manevi tazminat talepli 4 hukuk davası. Hepsinden feragat etmiş. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Anlatmaktan bıkmadık, bıkmayacağız. Ama ateş ocaklara düşmeden anlaşılmıyor. Bunu da söylemekten bıkmadık bıkmayacağız. Bahçeli'ye teşekkür etmiş bir hafta gecikmeyle Erdoğan bu Öcalan mecliste gelsin konuşsun ve işte PKK'ya seslensin örgüt silah bıraksın ve kendini lağvetsin çıkışı. Bu konuda Erdoğan'ın ses vermemesi eleştiriliyordu ama ondan önce Özgür Özel'e CHP Genel Başkanı'na verdiği ayarla yürüyelim. Özgür Özel ayrı bir hikaye beğenin beğenmezsiniz. Mesele CHP Genel Başkanlığı. CHP Genel Başkanlık katına parmak sallıyor. Özgür Özel'e teşekkür ederken yani kardeşliğin safında yer alacağına inanmak istiyorum diyor. Safımızda yer alacağına tıpkı Akşener gibi inanmak istiyorum diyor. Ve devamla dört kere ayar veriyor. Şimdi açıklamayı okuyorum. AKP grup konuşması az önce yaptı. Bir hukuk devleti içinde PKK terör örgütünün attığı adımlardan rahatsız olan Özel şunu bilmen lazım. Hukuksuzluğun olduğu yerde adalet olmaz, adil yönetim olmaz. Bunu öğrenmeye mecbursun. Adil e, coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken terör örgütünün mensupları esen yurtu kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun? Tam aksi mevcut yönetime destek vereceksin. Attığımız adımlardan geri durmayacağız. Şimdi burada dört kere parmak sallamış. Bir. Şunu bilmen lazım. İki. Öğrenmeye mecbursun. Üç. Neden rahatsız oluyorsun? 4. Mevcut yönetime destek vereceksin. Görüyorsunuz. Sesli olarak getirmedim. Yazıya döktüm ki daha iyi görülsün diye. Bunun karşısında bir CHP yönetimi, CHP Genel Başkanlık Katı, ana muhalefet, işte anketlerde birinci sırada çıkan partinin lideri veya yönetimi ne yapar ayrı bir konu. Fakat bu yenir yutulur bir parmak sallama, yenir yutulur bir ayar değildir. Bunu da yutarsa diyecek bir şey yoktur. Evet şimdi dönelim Bahçeli'ye teşekküre. Erdoğan işte nabız yokluyor. Erdoğan her zamanki gibi sessiz. Erdoğan her zamanki gibi kamuoyuna tepkilere bakıyor. İşte yeri gelir tekrar masayı devirir. Yeri gelir yalanlar. Yeri gelir bana mı sordunuz der falan filan. Evet bildiğimiz kişi bu. Yani hiç değişmedi bu olay. Fakat burada enteresan bir şekilde Devlet Bahçeli'ye teşekkürünün Esenyurt Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasıyla aynı gün eş zamanlı olarak gelmesi yeni bir mevzilenme, yeni bir hizalanma, yeni bir saf tutma olarak algılanmalı. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyor. Feraset, tecrübe, işte tarihe not düştü bilmem ne. Son çağrıları bu çerçevede tarihi bir fırsat çerçevesidir filan diyor. Yani son çağrıları derken de geçen haftaki çağrısının altını çizerek kabul ediyor, teşekkür ediyor. Ve çok böyle süslü laflarla, ön arkası dolu laflarla haliyle bir devlette hizalanma var. Net görülüyor. Hem Bahçeli'nin yanında hizalanıyor, hem Bahçeli'nin çıkışının sıradan olmadığını, planlı, organize olduğunu söylüyor. Hem de bu teşekkürü 7-8 gün bekledikten sonra belli ki ayarlanmış, ısıtılmış, sıcak tutulmuş ve zamanı gelince de düğmeye basılmış CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı gözaltısıyla ve oradan İmamoğlu'na yürüyecek bir operasyonla taçlandırıyor. Ve orada da CHP Genel Başkanı'na Parmak sallıyor. Yanımızda duracaksın. Aklını başına topla diyor. Daha ne desin? Örgütten çok kişinin açıklamalarını verdim. Anlamaya çalıştım. Orada da gerçekten durumu anlamaya çalışan bir hava var. Murat Karayılan, Mazlum Kobani, Suriye'deki Suriye Demokratik Güçlerinin komutanı, işte Remzi Kalkan, diğerleri. Zübeyir Aydar. Hepsine baktım. Açıklamalarını saatlerce dinledim. En son... Duran Kalkan konuşmuş. Her şey Önder Apo'nun fiziki özgürlüğüne bağlı demiş. Fakat bu CHP belediye başkanı gözaltısıyla zannediyorum farklı bir evreye geçildi. Fakat Kürt siyasal hareketi ve elbette e, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'taki Kürt unsurları bu konuda bakacaklardır ve e, mutlaka e, durumu değerlendireceklerdir. Abdullah Öcalan kapısı açık görülüyor. Ömer, Ömer alan işte yeğeni Dem Parti Urfa Milletvekili mesaj paylaşmaya devam ediyor. Belli ki süreci sıcak tutuyorlar, tutmaya devam ediyorlar. Evet. Diyor ve yavaş yavaş bağlıyorum. Bağlarken mühim bir hafıza problemine Yavuz Baydar aracılığıyla dikkat çekeceğim. Washington Post göndermesiyle kaleme almış ama doğru. Washington Post hikayesi biliyorsunuz orada bir baş yazı kaleme alınacaktı. Kamala Harris'e destek içeren patron Jeff Bezos tarafından bu sansürlendi ve bu Washington Post'ta çalışan herkese ayağa kaldırdı ve çeyrek milyon 250 bin okur gazete aboneliğini sonlandırmış. iptal etmiş. Gezi eylemini hatırlatıyor. O gün de diyor patron güdümlü sansürcü NTV ve Habertürk önünde protestolar olmuştu ama boykota dönüşmemişti. Bugünlere o günlerden gelindi diyor Yavuz Baydar öyle. Genel bir hafıza problemi var maalesef. Gündem Amerika'daki seçimler artık bir haftadan az süre kaldı. Gelecek hafta bugün bu seçimlerin sonuçlarını ya da çekişmeli geçen eyaletlerdeki son durumu falan anlamaya çalışıyor olacağız. Muhtemelen karakolda da bitebilir seçim. Günler süren sayım sonuçları değişik gerginliklere yol açabilir. İlk anda sonuç alınmayacağı açık gibi çekişmeli eyaletlerdeki başta Pensilvanya olmak üzere Michigan gibi Georgia gibi 7 eyalet var. 6 ya da 7 eyalet. Oradaki denge son derece önemli. Kritik eyaletler deniyor bunlara. Hemen sonuç alınacak gibi görülmüyor. Ama An Applebaum'un insanlar oligarşinin ABD versiyonunda yaşamak isteyip istemediklerine... Rusya ile aynı yola girmemizi isteyip istemediklerine karar vermelidir. Bu kararı sandıkta verecektir. Verecekler. Mesajıyla noktalıyoruz. Bugünkü manşeti. Sessiz çığlık. Susarak çok şey anlatan Gazel. Babası iki gün önce İran'da idam edildi ve bunu böyle protesto etti. Tek sessiz protestoda saniyeler süren video kaydında gerek bakışlarıyla, gerek tavrıyla, gerek edasıyla, gerek duruşuyla çok 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 şey anlatıyor. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla.